Evet arkadaşlar, biliyoruz. Biraz mikrofona eğilirseniz. Sayın Kocaşı. Odamızın genel müdürü hepimize, ülkemize, milletimize, Antalya'mıza, meslektaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkede savaş olmadığını, barışacak kimse de olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum. Madem barış süreci desteklerinden aramızda, bizim camiamızda bile bu barış süreci bu hallere gelmişse hepimiz tekrar tekrar bir şeyleri düşünmek zorunda olduğumuzu hatırlatmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Hiçbir ülkemizin hiçbir bölgesinin insanıyla kardeşliğimiz dışında etle tırnaktan ayrılmaz bir bütün parçayız. Hiçbir zaman komşumuzla, mükellefinizle hiçbir durumu hakkında kavga etmedik, etmeyeceğiz. Bunu barışla karşılandırmakla da sözlendirmek isteyenler bu milletten cevabını mutlaka alacaktır. Mesleğimiz kurulduğu 3568 çıktıktan sonraki sorunları, 90'lı yıllarda, 2000'li yıllardaki sorunları ve 2013 yılında geldiğimiz sorunları büyüyerek gitmekte. İkinci kez ben bir genel kurulda konuşuyorum. Biri de meslek mensubu olarak gibi konuşmuşum. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi aranızdan çıkmış bir adım olarak. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı ismim ve hala bu mesleğin bir üyesi olarak, 1768 doğum üyesi olarak konuşuyorum. 1708 pardon. Biz mesleğimize bu kadar sahip çıkmaya devam edersek bir ilerleme kaydedebileceğimiz hepimizde soru işareti. Meslektaşlarımız daha önceki kongrelerde olan ilgi alakalarını biraz daha azaltmışlar gibi gördüğüm gibi. Hepiniz aynı kanıda mısınız bilmiyorum ama böyle olması gerektiğini büyük abilerimizin bu işlere, oda yönetimlerine, seçici kurumların kendimiz olduğunu ve bu işe bir fazla daha el atmamızın icap ettiğini bütün yanlarında yetiştirdikleri arkadaşlarımıza hatırlatmalarının bir boyutlarının borcu ve vazifesi olduğunu düşünüyorum. Siz de öyle düşünür müsünüz bilmiyorum. Gün geçtikçe meslektaşlarımız mesleğin sorunlarının tartışıldığı, mesleğin burada gündeme getirildiği, gelecek 3 yılın nasıl olması gerektiğini önümüzde ülkemize, Antalya'mıza, meslektaşımıza ve vergi kanunları açısından mükellefimize ne yansıtacağımızı buralarda hep beraber konuşup tartışmamız gerektiğini düşünüyorum ama ilginin düşüklüğü hepimizi düşündüren bir durum olması icap ettiği hakkında bir fikrim var. Affedin, aklınıza sığınarak bunu söylüyorum. Bu millet her şeyi her zaman aşmak için üstüne düşen her şeyi her zaman yapmıştır. Yine yapmaya devam edecektir. Meslektaşlarımız da mesleğiyle ilgili sorunlarına ve meselelerine el birliğiyle sahip çıktığı sürece sorunu çözecek olan buradaki arzulu değerli arkadaşlarım sizlersiniz diyor. Genel kurulumuzun hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Annelerimizin, bayan meslektaşı anne arkadaşlarımızın anneler gününü kutluyorum. Anneler hiçbir zaman boşa ağlamadılar. Hep birlikte onların ağladığına, bütün varımızla, yoğunluğumuzla ilelebet ağlamaya biz de varız. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kendi adına konuşuyor. Evet. Gruplardan adaysa doğru olmaz, yanlış almıştır. Rica edeyim sizden. Bu arada bir şeyi daha düzelteyim aklıma gelmişken. Şimdi şunu da yapmadık. Lütfen hazırlanmışsınız. Gruplara değinmeden konuşacaksınız.